Osmanlı döneminde yaşadığınızı hayal edin. Ve diyelim ki kızınızı veya oğlunuzu evlendireceksiniz. Altınıydı, mücevheriydi, kumaşıydı, bir sürü şey lazım. Peki nereden alacaktınız? Tabii ki bedestenden. Alışverişinizi güneşten korunarak yan yana dizilmiş dükkanlardan, yani bedestende yapacaktınız. Bedestenler değerli malların satıldığı, genellikle kubbelerle örtülü kapalı mekanlardır. Bedestenleri şimdiki AVM'lere, yani kapalı alışveriş merkezlerine de benzetebilirsiniz. Evet, bugün bedestendeyiz. Bugünkü gezimizde yolculuk arkadaşımız, vakıf rehberi sertifikalı turist rehberi, aynı zamanda Rehberler Birliği As Başkanı Mehtap Aykut Hız. Bedestenle merak ettiğimiz tüm soruları sevgili Mehtap'a soracağız. Bedestene dışarıdan baktığımız zaman ilk gözümüze çarpan şey muhteşem güzellikteki kapısı. Adeta vuruluyorsunuz kapıya. Evet, tabii bu gotik mimarinin en çarpıcı özelliği vurulmak. Gördüğünüz zaman etkilenmek. Maksat o zaten gotik mimaride de, böyle bir hayret uyandırmak ihtişamına. Tabii bu önünde bulunmuş olduğumuz kapı St. Nicholas Kilisesi diye inşa edilmiş olan 6. yüzyılda Bizans döneminde Ortodoksların aslında ibadet ettiği bir noktaydı burası. Evet. Daha sonrasında adaya hakim olan Lusignan Fransız döneminde de 14. yüzyıla denk gelen yıllarda da burası gene kilise olarak kullanılmaya devam etmiş. Ama onlar da kendi mimari özelliklerini tabii ki yansıtması için bu görmüş olduğumuz sivri kemerler, süslü nişler ve heykellerle bezemişler. Kuzeye bakan giriş kapısının önündeyiz şu anda. Şimdi benim bildiğim kiliselerin giriş kapıları her zaman batıda olur. Tabii. Neden? Ana plan öyledir. Bazilikal plan dediğimiz bu sistemde batıdan girerler ve otomatikman onların kıble olarak diyelim nitelendirdikleri doğuya doğru yürümüş olurlar. Neden doğu onlarda mübarek ve kutsaldır? Çünkü Hazreti İsa doğudan güneşle birlikte tekrar doğacak ve yeryüzüne gelecektir. Ölmemiştir, göğe yükselmiştir. O yüzden hani bizdeki kıble dediğimiz kısım onlarda doğudur. Ve bütün ibadethaneler, küçük, büyük, şapel, manastır, kilise fark etmez. Hepsinde bu bazilikal plan uygulanır. Batıdan girildiği zaman bir giriş kapısı gördüysek kilisede orası batıdır. Aa. En süslü, en böyle şatafatlı kısım, yüksek uzun pencerelerin falan böyle olduğu kısım doğuya bakan kısımdır ve ibadetlerini doğuya doğru yaparlar. Bunun haricinde tabii ki kuzeye ve güneye bakan kapıları da vardır. Çünkü bu kapı giriş kapısı değil, bu durumda. Esas tabii ki ana giriş kapısı, hani ibadet etmek isteyen halkın da giriş yaptığı kapı batıya bakan kapıdır. Ama kuzeyde ve güneyde ayinlerin ritüeline göre rahiplerin de din görevlilerinin de giriş çıkışını sağlayacak apsise, doğuya yakın olan kısımlarda da gene yanlarda kapılar bulunmaktadır. Peki camilerde böyle bir özellik var mı? Camilerde de tabii bizim kıblemize yönelik olarak daha kare planlı, daha farklı. Yani bize batıda değildir tabii ki. Zaten Osmanlı döneminde fetihlerde alınan katedral, kiliseler camiye çevrilirken de kıbleyi içeriye oturma yönünde, yani kıble yönünü belirleme kısmında da sıkıntı yaşanıyor o konuda. Çünkü onların daha çok dikdörtgendir planları. Evet. Cami yapılarımızdan farklıdır tabii ki. Kıblenin yönüne oturtabilmek için binayı. Peki bedesteni, Osmanlı'ya kadar bir Ortodoks tabii kiliseydi burası. Osmanlı... Yok, şöyle diyelim. Önce Ortodoks kilisesiydi, sonra Latin Katoliklere ibadet ettiği ve bu dıştaki bezemelerin de yapıldığı dönemlerde de Fransızların, Venediklerin olduğu dönemlerde de Katoliklerin ibadet ettiği bir gene St. Nicholas Kilisesi'ydi. Ha, Osmanlı aldığında ne oldu? Osmanlı adayı fethinde Ayasofya Kilisesi, hemen bitişiğinde yanında bulunan Ayasofya Katedrali diyelim, cami olarak işlevsellik kazandırıldı ve dolayısıyla da burası herhangi bir ibadet yapılması gereği hissedilmedi.
neden buraya bedesten yapma ihtiyacı? Evet, burayı o dönemde tabii kapalı bir çarşı henüz yok. Osmanlı evet. adayı almış. Bir merkez camii olarak Ayasofya Camii konumlandırmışlar. Ona bir cami işlevselliği kazanılmış ve artık Ayasofya Camii, daha sonra da Selimiye Camii ismi de verilmiş. Caminin etrafında tabii bu cami 2. Selim Han Vakfı'na vakfedilmiştir. Evet. Vakıfların akarının sağlanması gerekir ki caminin gideri karşılanabilsin. Böyle bir işleyiş vardır vakıflar idaresinde. Bizde de evkaf diyoruz. Evet. Evkaf da vakıfların tabii ki çoğulu anlamına gelen bir kelime. Vakıflar idaresi bir akar sağlaması lazım ki merkez caminin giderini karşılayabilsin. Ve tabii ki bir de camiye ahali sağlaması lazım. Burada bir kalabalık bir ortam, vatandaşı çekmesi lazım buraya. Cemaatin de buraya yönlenmesi gerekiyor. O yüzden bütün Osmanlı döneminde olan çarşı şekli evet, ortaya çıkıyor. Evet. Bir merkez camii ortada. Etrafında arasta dediğimiz açık alana yapılmış açık. Cami. Hanlar, hamamlar. Büyüklü küçüklü hanlar, büyüklü küçüklü hamamlar ve bunun yanı sıra da bir kapalı çarşı. Evet. Zaman içerisinde farklı mimariler üst üste burada restorasyondan da geçiriliyor. Aslında iyi tarafı şu, kuzey cephesine baktığımızda gotik mimariyi görüyoruz. Evet. Güney cephesine baktığımızda Bizans'tan kalan gene mimariyi fark edebiliyoruz. İçerisi kapalı çarşı olarak düzenlenmiş zamanında. Tabii burada artık birebir böyle kilise özelliği de aramamız çok uygun olmuyor. Hani batının kapı kullanılmamış, evet. edinilmemiş artık öyle tam bir farklılaşmış. Yani burada. Ve üç uygarlığın, üç milletin de burada mimarisini görebileceğimiz bir nokta. Küçücük bir alan ama mimari açıdan da her şeyi barındırıyor. Özellikle tabii süslü nişler, doğal figürler, çiçekler, yapraklar bunlar evet. aslında çok önemlidir. Hem de dinsel temalar, işte üzüm, cenneti simgeleyen figürler veya enginar yaprağı öyle mi? Yeniden doğuşu simgeleyen için çok genellikle kullanılır. Ortodoks haç vardır, Katolik haç vardır. Gene Katoliklerin sembolleri vardır kapının üst üzerinde. Ve tabii ki günümüzde bu estetik aslında artık hiç karşımıza çıkmaz. Yağmur olukları her zaman dikkat çeker. Evet, şöyle baktığımızda aslında bu yağmur suyunun binanın biraz daha uzağına akmasını sağlayan yağmur olukları. Ama ne yapmışlar? Böyle aslan, köpek veya kurt figürü gibi evet. bir figürle bezemişler. Yani doğayı da çok fazla sentezliyorlar yapılarına. Sentezliyorlar ama çok da kibar bir şekilde. Evet. Yani her bir şeyi taş işlemesinde vurgulamışlar. Bir de çirkin figürler karşımıza çıkar. Onların amacı köşelerde, özellikle ibadethanelerde evet, hep evet. böyle karşımıza bir çıkar. Bir tane orada. Evet, onlar bakın bir sıra şöyle şuralarda görüyorsunuz. Böyle çirkin suratlar vardır. Aman gece rüyana girse korkacağın figür. Bu nedir? Biz hani aman nazardan gözden koruyalım falan deriz. Evet. Nazarlık mavi renk falan. O dönemde de kötü ruhları, kötü düşünceleri, kötü insanları, özellikle kötü ruhları tabii ki binadan uzaklaştırıldığı düşünülen figürler bunlar.
noktadan baktığım zaman devasa sütunlar görüyorum. Herhalde bunlar da gotik mimariden kalan detaylardır bize. Kullanılmış sütun, evet, ve üzerine sivri tonozlarla çatı tabii daha da yükseltilmiş. Gotik mimarinin o sivri yapıyı elde edebilmek için çapraz sivri tonozlarla yukarıya doğru bir sivrilik yükselti elde edilmiş bu sütunlar kullanılarak. Ve 3 tane koridor görüyorum, evet, burada. Evet. Aynı bu zamanda, koridorlara nef derler. Evet. Şimdi sütunlarla bölünmüş olan alan içerisinde karşılıklı böyle paralel olarak dizilmiştir sütunlar. Hı hı. Ve sütunların ayrılan sağ sol taraflarına da nef adı verilir. Nefler doğuya doğru uzanır ve 3 nefli apsis dediğimiz kısmı oluşturur. Apsis burada. Nedir? Apsis Hristiyanların ibadet ettiği yön, doğuyu gösterir her zaman, hiç şaşmayan bir şekilde. Doğuda ve bu görmüş olduğunuz pencere gibi birkaç tane, 2-3 tane daha da pencere bulunabilir binanın yapısına göre. Ve ruhban sınıf burada mı, evet, oturur? Apsiste hani normal sıradan halk şu apsisin, aha, bu kısmına artık geçemez ve burada bazen koro olabilir veya en yüksek mertebeli din görevlileri, ruhban sınıfının bulunduğu bir nevi onlara ait olan, evet, onların girmesi yakışık olan bir kısım. Ve günümüzde sergi yapılabiliyor, resim sergileri burada yapılabiliyor veya işte kültürel, sosyal aktiviteler burada gerçekleşiyor. Ayrıca da belli böyle sezonlarda burada sembolik olarak 3 semazen Mevlevi gösterisi yapıyorlar. Çok güzel kazandırılmış bu. Evet, evet. Çok güzel bir restorasyon, mükemmel bir, evet, restorasyon ve bugünle birleştirilmiş. Evet, sergi açabiliyoruz, de toplantılar yapıldığını, evet, biliyorum, seminerler yapıldığını biliyorum, derneklerin, birliklerin yıl dönümü kutladıkları, evet, yer oluyor. İşte bugüne taşırsak eserleri, eserler ilelebet yaşıyor. Bizimle de yaşayabilir. Tarihte mistik bir yolculuğa çıkmak isteyenler için Bedesten'de izleyeceğiniz bir semazen gösterisinden daha iyi bir fırsat olamaz sanırım. Gotik mimarisiyle ihtişamını hala koruyan bu yapıda Mevlana öğretileriyle iç dünyanıza bir yolculuk yapmak, ruhunuzu dinlemek sizi huzura kavuşturacaktır. Evet, her zaman dediğimiz gibi tarihe dokunmadan geçmeyin. Çünkü tarih insanlık ruhuna sunulmuş en güzel armağandır.